Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Nevin Er Yılmaz. Öğretim üyesiyim ve tasarım bölümlerinde vakıf üniversitelerinde kurucu hocayım. Uzun zamandır da Unitverse Akademi'de tasarım derslerini yürütmekteyim. Bugün grafik tasarım ve video kurgu bölümünde, eğitiminde, kursunda hangi yazılımları öğreneceğiz, hangi tasarım konuları öğreneceğiz, onu konuşacağız. Başlayalım efendim grafik tasarım programlarından. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Lightroom gibi, daha eski olan matbaalarda tercih edilen CorelDRAW gibi programlara da değinmekteyiz. Burada Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign'da daha çok grafik tasarım, dijital grafik tasarım, matbaaya yönelik grafik tasarım, sosyal medyaya yönelik grafik tasarım, katalog, afiş, broşür, logo tasarımı, font tasarımı, tüm masaüstü yayıncılık, dijital sektöre yönelik tasarımlar hepsini işleyeceğiz bu programlarda detaylı olarak renk ayrımından tutun da baskı tekniklerine kadar ambalaj tasarımlarının bıçak izlerine kadar tüm detayları göreceğiz. Tabii renk konusu bizim için çok önemli. Hem bu separation dediğimiz, repro dediğimiz konularda çok önemli. Hem de e-ticaret konularında tüketiciye yönelik renklerin tasarlanması tüketicinin satın alma alışkanlıklarını etkilediği için bu konuda da çalışmalar yapacağız. Hem teknik olarak renk konularına değineceğiz, hem de tasarımsal olarak değineceğiz. Tabii ki sadece programları öğrenmekle grafik tasarımcı olunmuyor. Grafik tasarımcı olabilmek için temel tasarım tekniklerinden tutun da bir gıda ambalajında olması gereken etmenlerden, gıda ambalajında tüketiciye tazeliği vurgulamak için renklerin daha can alıcı olması gerekmektedir. Burada renklerin anlamlarını, psikolojilerinde de biz konuşacağız. Sadece program ve tool'lar kullanmakla kalmayacağız. Onun dışında video kurguya ben biraz da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz e-ticarette satışların artması ve dünyanın pandemiden sonra daha çok dijital bir çağa girmesiyle videolar, video kurgular, animasyonlar çok dikkat çekmektedir ve sektörde de sadece bir grafikerin artık Photoshop, Illustrator dışında bu programlar dışında başka programlar kullanmasını da istemektedir sektör. Bu yüzden biz Premiere Pro, After Effects, Lightroom gibi programlara da önem vermekteyiz. Post prodüksiyona, videoya, animasyona, motion grafiğe, sosyal medyalar için dijital videolar üretmek, burada hem tasarım, kompozisyon, kadraj konuları ve aynı zamanda grafik tasarımın içerisine, video kurgunun içerisine kamera kullanımı, fotoğraf çekimi, gimbal kullanımı gibi detaylarda ekleyip birazcık daha bizim grafik tasarım öğrencilerimizin sektörün de beklediği şekilde yetiştirmek için gayretlerimiz bulunmaktadır efendim. İş konusu tabii ki bizim öğrencilerimizin için çok önemliler. Bu eğitimi aldıktan sonra iş avantajlarını sormaktadırlar. Dikkat ettiyseniz bizim eğitimde birazcık spektrumumuz geniş. Hem teknik olarak Adobe tüm Creative Cloud programlarını öğretiyoruz. Hem de tool'ları teknik olarak öğretmekle kalmayıp sektörün beklediği şekilde tasarım yapmayı, üretime sorunsuz ürün gönderebilmeyi, ambalajdı, matbaaydı. Onun dışında sosyal medya tasarımı, web tasarımı gibi konuları da içermemiz, video çekimi de dersleri alacaksınız arkadaşlar. Tüm bunları toparladığımızda artık sektörün istediği bir grafik ve video kurgu tasarımcısı olmaktasınız. Biz burada sadece grafik tasarımcı ve video kurgucu yetiştirmiyoruz. Kariyer yapabilecek, birkaç yıl sonra art direktör olabilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Benim gerek Vakıf Üniversitesi'nde mezun ettiğim öğrencilerim, gerek Unitverse Akademi'de mezun ettiğim öğrencilerimin hepsi mütemadiyen derse devam eden, benimle birlikte çalışan öğrencilerim sektörde çalışmaktadırlar. Kendi öğrencilerimle meslektaş olmanın da gururunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.